Değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Toplantısının 3. yasama yılı 14. bileşimini açıyorum. Hoş geldiniz. Bugün aramızda bulunan il başkanımız, Çankırı İl Başkanımız, Ankara İl Başkanımız, Kırklareli İl Başkanımız, Edirne İl Başkanlarımıza hoş geldiniz diyoruz. İlçe Başkanlarımız, Tunceli Pertek İlçe Başkanımız, Pamukkale İlçe Başkanımız, Artvin Arhavi İlçe Başkanımız, Çiğli İlçe Başkanımız, Yozgat Merkez İlçe Başkanımız, Yozgat Boğazlayan İlçe Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Göz bebeğimiz, özgürlüğün ve demokrasinin beşiği olan kentlerimizden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e hoş geldiniz diyoruz. Belediye başkanlarımız Adana Çukurova Belediyesi, Artvin Arhavi Belediyesi, Çiğli Belediye Başkanımız, 11 Ocak Cumartesi akşamı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Çiğli Belediye Başkan Yardımcımız, Çanakkale Çan Belediyesi, Tekirdağ Ergene Belediyesi, Bayraklı Belediye Başkanımız, Karşıyaka Belediye Başkanımız, Denizli Bozkurt Belediye Başkanımız, Büyükçekmece Belediye Başkanımız, Adıyaman Pınarbaşı Belediye Başkanımız, Horzat, Ocavık, Ovacık, Pertek, Kıyıköy, Ordu, Yozgat, Uzunlu Belediye Başkanlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Kadın ve Gençlik Kolları örgütlerimiz, İzmir İlçe Örgütü ve Yönetim Kurulu, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birlik Başkanı, Fethiye Göçek Belediye Meclisi üyeleri, Çankırı İl Gençlik Kolları, Pınarhisar İl Genel Meclis üyeleri aramızda, hepsine hoş geldiniz diyoruz. Sivil toplum örgütleri, Türkiye'nin her yerinden gelen 30 gazimiz aramızda, onlara özellikle hoş geldiniz diyoruz. Gazilerimizin kesilen maaşlarını genel kurulda takip etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ödevidir. Buradan duyuruyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı, kurulu ve üyeleri aramızda hoş geldiniz. Tüm tüketim ve üretim kaynaklı sıfır atık geliştirme derneği başkanları, iş insanları ve sektör temsilcileri aramızda hoş geldiniz. Tunceli Ziraat Odası Başkanı, Eğitim İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aramızda, Tepebaşı Belediyesi Bahçeli Evler Belde Evi Kursiyerleri aramızda hoş geldiniz diyoruz. İstanbul Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı, Kahramanmaraş, Dul Kadiroğulları ve Çağlayan Cerit ilçeleri, Ankara Kızılay Akşam Pazarı esnafları ve sokak emekçileri aramızda hoş geldiniz diyoruz. Gülyalı Belediye Başkanı, Bursa İl Başkanımız, Gazi Emir Belediye Başkanı aramızda hoş geldiniz diyoruz. Kahramanmaraş Dul Kadiroğulu ve Çağlar Çerit 27 muhtarı aramızda hoş geldiniz diyoruz. Bu tablo gösteriyor ki Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyen bir siyasi parti. İktidara yürüyen siyasi partinin lideri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. 2020 yılının ilk toplantısı. Dolayısıyla bu ilk toplantı üzerinde hepimiz bir şekliyle Türkiye'nin geleceği konusunda endişeler taşıyoruz.
Ama şunu ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nde 82 milyon vatandaşımızın endişeye kapılmasına gerek yoktur. Herkesin bir umudu var. O umudu büyüteceğiz. Elbette ki terörle mücadele hepimizin ortak görevidir. Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde PKK ile verdikleri mücadele sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağatar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Silahlı kuvvetlerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Şundan herkesin emin olmasını istiyorum. Şehitleri yüceltmek, şehit yakınlarını yüceltmek, gazilerimizi yüceltmek, onlara olan hakkımızı teslim etmek hepimizin görevidir. En başta da CHP'lilerin görevidir. Değerli arkadaşlarım, gaziler burada biliyorum. Gazilere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hiç endişe etmeyin. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağız. Endişe etmeyin. Filenin sultanları, filenin sultanları. Arada bir de güzel haberler geliyor. A milli kadın voleybol takımımız Almanya'yı yendi ve Tokyo'daki uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazandı. Dolayısıyla biz oyuncuları, antrenörleri, yöneticilerini yürekten kutluyoruz. Bize bu sevinci yaşattıkları için. Değerli arkadaşlarım, şu soruyla başlayayım. Güzel Türkiye'mizde nasıl yaşamak istiyoruz? Herkes bu soruyu sorsun. Aslında adım gibi eminim. Hepimizin vereceği cevap üç aşağı beş yukarı aynı. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Ekonomik olarak güçlenmek istiyoruz. Üniversitelerimiz, fabrikalarımız, birisi bilgi üretsin, birisi mal üretsin. Sokakları, caddeleri temiz olsun. Vatandaşlarımız belediyenin verdiği hizmetlerden memnun olsun. Aslında istediğimiz Türkiye böylesine güzel bir Türkiye. Bunun temelini ne oluşturuyor? Bu isteğimizin temelini ne oluşturuyor? Bu isteğimizin temelini hukuk devleti kavramı oluşturuyor. Hukuk devleti kavramı. Hukuk içinde, hukukun üstünlüğü içinde yaşamak. Hak aramak. Haksızlığa uğradığımız zaman hakkımızı mahkemede aramak. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü kavramı içinde hepimiz güzel bir geleceği güvence altına almak istiyoruz. Evet, gazilerimiz onurumuzdur. Gazilerimiz şerefimizdir. Gazilerimiz geleceğimizdir. O nedenle gazilere vereceğimiz hakları yeteri kadar vermedik. Ondan ötürü de gazilere karşı mahcup bir parlamento var. Gazilerin haklarını elinden alan bir saray iktidarı var. Ama bunun mücadelesini vereceğiz. Benim size namus sözümdür. Bu mücadeleyi vereceğiz. Adalet diyoruz. Adaletten söz ediyoruz. Devletin dini adalettir diyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde insanoğlu huzursuz olur diyoruz. Adalet, dünyada kainatta adalet üzerine inşa edilmiştir diyoruz. O zaman devlet adaleti dağıtmak zorundadır. Adil davranmak zorundadır. Nerede diyor bu? Anayasanın 5. maddesinde diyor. Çoğu vatandaşımızın bundan haberi bile yok. Ama hatırlatmak bizim görevimiz. Devletin temel amaç ve görevleri diyor. Kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak. Refahını, huzurunu ve mutluluğunu sağlamaktır diyor. Kimin görevi? Devletin görevi. Bunu sağlayacak kim? Devleti yöneten organlar bunu sağlayacaklar. Vatandaşın, milletin huzurunu, refahını ve mutluluğunu sağlayacaklar. Eğer önlerinde bir engel varsa, bir engel çıkıyorsa vatandaşın, yine anayasaya göre o engeli kaldırmak devleti yönetenlerin temel görevidir. Devleti yönetenlerin temel görevidir. Az önce arkadaşlarımız gaziler onurumuzdur diye pankartlarını kaldırdılar. Gazilerimiz burada. Allah aşkına bana söyler misiniz? Anayasa diyor ki vatandaşın mutluluğunu sağlayacaksın, huzurunu sağlayacaksın, güvenliğini sağlayacaksın. Kalkıyorsun, ne yapıyorsun? Gazinin elindeki verdiğin aylığı geri isterim diyorsun. Niçin? Nasıl bir adalettir bu? Yanlışlık yaptın. Yanlışlık yaptıysan yanlışlık gaziye ait değil, sana aittir kardeşim. Yanlışlığı telafi edeceksin. Parayı alarak değil. Zaten kaç lira veriyorsun Allah aşkına? Kaç lira veriyorsun? Adalet dediğimiz kavram ciddi bir kavramdır. Adamına göre adalet kavramı değişmez. Ülkesine göre değişmez. Adalet evrensel bir kavramdır. İnsanlığın varlığından beri süren bir kavramdır. İnsanoğlu bütün hayatını adaleti aramakla geçirir. Hayatın her alanda adalet dediğimiz kavramla karşı karşıya kalırız. Gaziler de adalet istiyor. Onlar da adaletten yana tavır takınıyorlar. Onlar da diyorlar parayı verdin, şimdi niye elimden alıyorsun bu parayı? Bunu söylüyorlar. Değerli arkadaşlarım, adalet dediğimiz kavram. Üniversite öğrencisine veriyorsunuz. Ne veriyorsunuz? Sabah kahvaltısı veriyorsunuz. Öğle yemeği veriyorsunuz. Sonra ne diyorsunuz? Zam yapacağım diyorsunuz. Ya zam nasıl yapacaksın kardeşim? Bu öğrenci karnını doyurmak zorunda. Yani tasarrufu bula bula öğrencinin yiyeceğinde mi tasarrufu buluyorsun? Dedim ya adalet. Eğer sen tasarruf yapacaksan, bak dolar bazında geçiş garantisi verdiğin köprüler var, yollar var, tüneller var, hastaneler var. OB'lerden tasarrufu yap. Köşeyi döndü bunların hepsi. Tasarrufu yapacaksan oradan yap. Devleti koruyacaksan oradan koru. Vatandaşın cebine para girsin diyeceksen oradan alacaksın, vatandaşa vereceksin. Bu işin kuralı budur. Sen tam tersini yapıyorsun. Fakirden, fukaradan alacağım diyorsun. Bir şey daha var değerli arkadaşlarım. Anayasanın 10. maddesi. Kanun önünde eşitlik. Hepimiz kanun önünde eşitiz. Ne diyor anayasa? Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz diyor. Şimdi bizi dinleyen bütün vatandaşların vicdanına sesleniyorum. Hiçbir kişiye, hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa, hiçbir aileye imtiyaz tanınıyor mu, tanınmıyor mu? Ben eminim elini vicdanına koyan herkes diyecek ki anayasada bu yazılıyor ama kusura bakmayın. Öyle kişilere, öyle ailelere, öyle sınıflara imtiyaz tanınıyor ki bu da adaletsizliktir. Evet, o zaman imtiyaz tanıyan, imtiyazdan yana tavır alan herkesi uyarmak bizim görevimizdir. Özellikle iktidar sahiplerine, özellikle ülkeyi yönetenlere. Değerli arkadaşlarım, imtiyaz ve hak arama, adalet, barış bildirisini imzaladı diye yüzlerce akademisyeni attılar üniversiteden. Niçin bu bildiriyi imzaladınız? Ellerine silah almadılar. Yürüyüş yapmadılar. Biber gazı yemediler. Ellerinde kalemleri var. Önlerinde kağıtları var. Dediler ki bir haksızlık var burada. Biz bu haksızlığa isyan ediyoruz. İtiraz ediyoruz. Sadece kağıt, sadece kalem. Başka bir şey yok. Üniversiteden atıldılar. Niye bunu yaptınız diye. Bunlar da haklarını aradılar. Güzel. Anayasa Mahkemesi en sonunda dedi ki ya bu bir düşünceyi ifade özgürlüğüdür. Katılırsınız veya katılmazsınız. Üniversiteden neden atıyorsunuz bunları? Değerli arkadaşlarım, bunlar hak arama mücadelesini sürdürüyorlar. Üniversiteden attığınız hocaların kalemleri, kağıtları ve kitapları vardı. Şimdi aynı üniversiteye Ankara Hukuk Fakültesi'nde
elinde silahla siyasal bilgiler fakültesine doğru nişan alan bir adamı üniversiteye hoca yapacaksınız. Pes ya. Pes ya. Elinde kalem olanı atıyorsunuz, elinde silah olanı üniversiteye alıyorsunuz. Bu vicdan mıdır ya? Bu ahlak mıdır? Bu adalet midir? Bu bilim midir? Nedir bu Allah aşkına? Nedir bu? Ve bu öğrencilere nasıl ders verecek? Beyler, silahı şöyle tutacaksınız. Beğenmediğiniz düşüncesini beğenmediğiniz bir kişi varsa alacaksınız, alnının ortasına sıkacaksınız. Böyle mi ders verecek? Türkiye bu tecrübeleri yaşadı. Binlerce gencimizi kara toprağa gömdük. Kimi sağcı, kimi solcu. Hepsi de vatanseverdi. Hepsi de vatanını seviyordu. Türkiye'nin bunu aşması lazım. Nasıl olur da elinde silah tutan, nişan alan, bir üniversiteye nişan alan bir kişi ve bunu da övünerek sosyal medyada paylaşan bir kişi üniversiteye hoca olarak atayacaksınız? Akla ve mantığa davet ediyorum bu ülkeyi yönetenleri, değerli arkadaşlarım. Başka bir şey daha. Anayasanın 28. maddesi. Basın hürdür, sansür edilemez. Basının görevi nedir? Demokrasilerde yasama, yargı, yürütme var. Birbirlerini denetlerler. Gücü bir kişiye vermezler. Güç bir kişiye verilirse olur ya, kibirlidir, güç zehirlenmesi olur ve ülkeyi felakete sürükler. Aynı bizde yaşadığımız gibi. Hem içeride hem dışarıda bir felaket yaşıyoruz. Medyanın görevi nedir? Demokrasilerde, gelişmiş demokrasilerde medya dördüncü güçtür. Yani gücü denetler. Güç yanlış yapıyorsa haber yapar. Şunu yanlış yaptın der. Şimdi gücü elinde bulunduran kibir sahipleri kendi medyalarını oluşturmaya başladı. Biz bunlara havuz medyası diyoruz. Kendi medyalarını oluşturmaya başladılar. Kendi gazeteleri, kendi televizyonlarını oluşturmaya başladılar. Gücü denetlemek değil, gücü pohpohlamak gibi bir görevleri vardı ve onu üstlendiler. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Ama o gazeteleri de kimse okumuyor. Bizim güzelliğimiz de orada. O gazeteleri kimse okumuyor. O televizyonları da kimse izlemiyor. Dünyanın yayınını yapıyorlar aleyhimize. Günün 24 saatinde. Günün 24 saatinde aleyhimize yayın yapıyorlar. Emin olun, kendilerine teşekkür ederim bizim propagandamızı yaptıkları için. Yapın, ne yaparsanız yapın. Ben şunu söylüyor muyum? Benim arkadaşlarım şunu söylüyor mu? CHP'nin yöneticileri şunu söylüyor mu? Verilmeyecek hesabımız yoktur. Nokta. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. İster ulusal, ister uluslararası alanda verilmeyecek hesabımız yoktur. Ama kibir abidesi zatın verilecek hesabı vardır. Nereye? Trump'a verilecek hesabı var. Trump ne dedi? Mal varlığını araştırırım dedi. Ne demektir bu? Senin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizlediğin mal varlığın var. Yabancı bankalarda. Ben onu biliyorum. Bak, beni kızdırma, ifşa edeceğim. Dedi mi? Dedi. Dedi. Şimdi bütün vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Bütün vatandaşlarımın. Hangi partiden olursa olsun. Yüreğinde Allah korkusu olan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Biz şunu beklemez miydik? Ey Trump, benim mal varlığımı araştırmazsan namersin. Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Dedi mi? Bunu dedi mi? Demedi. Niye demiyor? Hayır, niye demiyor? Demek ki verilecek hesabım var. Demek onu o anlama geliyor. Bunu 82 milyon vatandaşımın vicdanına havale ediyorum. Vicdanına havale ediyorum. Ne demek ya? Bir başka ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli koltuğunda oturan kişiyi mal varlığıyla tehdit ediyor ve o sesini çıkaramıyor. Mal varlığıyla tehdit ediyor ve onun sesini çıkaramıyor. Nasıl diyeceğiz şimdi biz? Ne yapacağız şimdi biz? Egemen güçlerin oyuncağı haline gelirsiniz.
Egemen güçler ne derse onu yaparsınız. Egemen güçler sizi en hassas noktadan yakalamışlar demektir. O nedenle siyaset kirliliği kabul etmez. Siyasette devleti yönetecekseniz temiz olacaksınız. Saf olacaksınız, saydam olacaksınız. Kirliliğe bulaştığınız andan itibaren, malı götürdüğünüz andan itibaren egemen güçler sizi teslim alırlar. Geldiğimiz nokta budur değerli arkadaşlarım. Bakın sadece bunu yapmıyorlar. Basın hürdür, sansür edilemez. Başka tür sansür uyguluyorlar. Basın ilan kurumuna diyorlar ki şu gazetelere ilan vermeyeceksin. Bir Güne, Evrensel'e, Cumhuriyet'e ilan vermeyeceksin. Niye vermeyeceksin? Efendim doğru haber yapıyorlar. Sarayı kızdırıyorlar. Kibirli adam kızdı. Size bağırdı, çağırdı. Bunlara niye ilan veriyorsunuz diye kesin ilanlarını. Bunlar da kestiler. Sanıyorlar ki bu gazeteler basın ilan kurumu ilan paralarını kesti. Biz yayın yapmayacağız diye. Hayır efendim. Onlar yayınları yapacaklar. Bizler de onları destekleyeceğiz. Bu gazeteler de zaman zaman bizi de eleştirirler. Biz de büyük bir saygıyla eleştirileri okuruz. Yani birilerine yardımcılık yapmıyorlar. O zaman basın hürdür, sansür edilemez kavramının içi boşaltılıyor ve bunlara parasal baskı uygulanıyor. Yeni Asya gazetesi de aynı şekilde TV5'te Pelikan Cezası diye bir program yapmış. Televizyon kanalı yapıyor. Nereye soruyorlar? Yeni Asya'ya soruyorlar. Neden? Ya burası gazete, öbürü televizyon. Soracaksan televizyona sor. Değerli arkadaşlarım, Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü, genel müdürü, Ankara temsilcisi başta olmak üzere bunların basın kartları hala yenilenmedi. Neden? Neden? Sarayda bir kişi var, adını almak istemiyorum. Bir iletişimci var. Ve o bütün bunlara yasak getirmiş. İstediğin yasağı getir kardeşim. Bu ülkenin namuslu insanları var. Bu ülkenin üretimden yana, alın terinden yana düşünen, çalışan insanları var. Ve bizler de görüşlerini beğenmesek bile, siyaseten farklı düşünsek bile, demokrasinin gereği olarak her kişinin yazmasını, her kişinin yorum yapmasını, her kişinin haber yapmasını da büyük bir saygıyla karşılayacağız. Değerli arkadaşlarım, anayasanın 49. maddesi. Bu da çalışma hakkı. Çalışma hakkı. Yani insan olanın çalışıp, alın teri döküp, para kazanıp, kimseye muhtaç olmama hakkı aslında. Diyor ki devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek. Yani gelir elde ediyorsun ama bunun yükselteceksin. Belli bir zaman dilimi içinde hayat seviyesini yükselteceksin. İşsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak, çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Kim? Siyasi iktidar. Şimdi çalışma hayatını, daha doğrusu hayat seviye, çalışanların hayat seviyesini yükseltmeyi bir tarafa bıraktım. Niçin? Asgari ücret bugün açlık sınırının altında. 18 yılda geldiğimiz nokta 2020 yılındaki asgari ücret açlık sınırının altında. İşsizlik sorununu çözdüler mi? Sarayda oturanların işsizlik sorunu yok. Eğri oturup doğru konuşalım. Onların herhangi bir ne çoluk çocuğu, ne yakınları, ne akrabaları, ne torunları hiçbirisi işsiz değil. Çalışmalarına da gerek yok aslında. Sarayın mutfağı zengin. Paralar gani. Her tarafta var. İş arama gibi bir dertleri yok zaten. Ayrı bir sosyete oluşturmuşlar orada. Lale devrini yaşıyorlar orada. Çöplerden kağıt toplayan milyonlardan haberleri yok. Konteynerlardan geçinen milyonlardan haberleri yok onların. Onlar sigortalı mıdır değil midir bunlardan haberleri yok onların. Ayrı dünyada yaşıyorlar. Ayrı dünyada yaşıyorlar ama bizi kandırmaya çalışıyorlar. Bu sosyete damat vardı ya, Berat. Berat, bakın size olayı anlatayım Allah aşkına. Milleti nasıl kandırmaya çalışıyorlar. 26 Şubat 2019 bir program yapmışlar. Adına da şu demişler. Burası Türkiye, burada iş var. Aslında burası Türkiye ama sarayda iş var. Biz onu biliyoruz. Ama burası Türkiye, burada iş var diye bir kampanya başlatıyorlar. Açıklama yapıyor. Bu yıl
2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Güzel. Şubatında 2019'un daha başında 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız. Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Evet, yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Kimsenin endişesi olmasın, Nisan'dan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkmış olacak diyor Damat Bey. Damat durur da kayınpeder durmaz mı? O da duruyor. Nerede? Sarayda duruyor. O da 2 Mayıs 2019'da TOP'un genel kurulunda. Burası Türkiye, burada iş var. Açıklamasından sonra o da orada bir açıklama yapıyor. Yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her bir üyesi kalksa, 1-2 tane istihdam sağlasa bu sayı nereye varır? 3 milyona varır ve o gün biz bu sözleri aldık. Yani iş adamlarından, iş dünyasından o gün o sözleri almışlar. Ne zaman? Şubat ayında almışlar. TOP'un genel kurulunda da bunu açıklıyor. Beyler diyor, her biriniz birer ikişer kişi alacaksınız, işsizlik sorununu çözeceğiz. Ne zeka ama, ne zeka. Ben olsam Nobel ödülünü veririm buna, kesinlikle, kesinlikle. Ama sonuç ne? Sonuç ne? Geldik yılın sonuna, 28 Aralık 2019. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda Çalışma Bakanı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı konuşma yapıyor. Diyor ki, 2019'da sizlerden beklediğimiz desteği göremedik. Yani işçi almadınız, birer ikişer kişi söz vermiştiniz, almadınız. İstihdam anlamında. Ama inanıyorum ki 2020'de işverenlerimiz çok daha büyük bir destekle istihdamı destekleyeceklerdir diyor. Değerli arkadaşlarım, işsizliğin ne olduğunu bilmiyorlar. İşsizliğin nasıl bir felaket olduğunu bilmiyorlar. İşsizliğin yuvaları yıktığını bilmiyorlar. İşsizliğin boşanmaları artırdığını bilmiyorlar. Anne işsiz, baba işsiz, çocuk işsiz. Elektrik parasını ödeyemiyorlar. Doğalgaz parasını ödeyemiyorlar. Baba çocuğuna harçlık verip okula gönderemiyor. İşsizliğin nasıl bir bela olduğunu, nasıl bir sosyal felaket olduğunun farkında bile değiller. Burası Türkiye, burada iş var. Doğru, iş var ama İş sarayda var, başka bir yerde yok. Bizim belediye başkanlarımızın önünde, her bir belediye başkanımızın önünde 20 bin ile 100 bin arası iş isteyen insanların dilekçeleri var. 20 bin küçük belediyede, büyük belediyelerde 100 bini aşkın iş istiyorlar. Peki Erdoğan'ın önünde böyle bir dilekçe var mı? Asla yok. Çünkü Erdoğan'a göre Türkiye'de herkesin işi var. Ayrıca üniversite mezunu olanların da illa iş bulacağım diye bir derdinin olmaması lazım. Öyle diyor beyefendi. Ona göre öyle. Çünkü kendisinin işi var. Aylığı var. Yetmedi, zam yaptı. Emekli aylığı var. Mutfak parası yok. Otobüs parası yok. Uçak parası yok. Tren parası yok. Su parası yok. Elektrik parası yok. Doğalgaz parası yok. Beyefendi maaşına güzel bir zam yaptı. E işsiz nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Bunu da milletimizin vicdanına teslim ediyorum. İşsiz kardeşlerimin de oturup düşünmesi lazım. Yoksul ailelerin de oturup düşünmesi lazım. Bu iktidar kimi düşünüyor? Bu iktidar kimden yana? Fakir fukaradan mı yana? Hortumculardan mı yana? Adım gibi biliyorum. Adımın kemal olduğu gibi, net olduğu gibi biliyorum. Bu adamların tamamı hortumculardan yana. Tamamı. İnşallah Erdoğan buna itiraz eder de biz hortumculardan yana değiliz diye bir sürü örnek veririz. O örnekleri verme fırsatımız olur. Efendim, verginin adalet içinde alınması lazım. Devlet harcama yapacak, doğrudur. Sosyal devlet için yapacak. Fakir için, fukara için yapacak. İstihdam alanı yaratacak. Ne yapması lazım? Vergi alması lazım. Verginin de adil olması lazım. O da anayasada yazılı. Ne diyor 73. madde? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Mali gücüne göre, yani gelirine göre, yani parasına göre vergi ödemekle yükümlüdür. Mecburdur yani. Şimdi değerli arkadaşlarım, herkes vergi veriyor. Eğer devletin tepesindeki insanların kendileri, yakınları, çocukları, dünürleri, özel kalem müdürleri,
yurt dışında şirket kurup, naylon şirket kurup, Türkiye'de vergi ödememek için, bir de altını çiziyorum, yurt dışında naylon şirket kurup, Türkiye'de vergi ödememek için tezgah kurarlarsa, anayasanın bu maddesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Neden? Milyonları var, dolarları var. Yurt dışında manadasında şirket kuruyorsun. O şirketten elde ettiğin 15 milyon dolayısıyla, milyon dolar, 15 milyon dolar dolayısıyla bir kuruş dahi vergi ödemiyoruz. Bir kuruş. Ama asgari ücreti vergi ödüyor. Köften kağıt toplayan da vergi ödüyor. Ekmek alırken ödüyor o da. Simit alırken ödüyor vergiyi. 15 milyon dolar para getireceksin. 5 kuruş vergi ödemeyeceksin. Neden? Anayasanın bu maddesini nasıl dolanırım diye. Peki bundan kaç vatandaşımızın haberi var? Erdoğan çıksın desin ki hayır efendim böyle bir şey yoktur. Mal gibi var. Manadası bunun en güzel örneğidir. Dünür orada mı orada? Damat orada mı orada? Herkes orada. 15 milyon dolar. 15 milyon dolar. Bir kuruş ödemiyorsunuz. Oysa meclis kanunu çıkardı. Diyor ki böyle vergi cennetlerinden para gelirse %30 kesilir. Yani 15 milyon doların %30'u vergi diye kesilir. Doğru mu? Doğru. Meclis görevini yapmış mı? Yapmış. Niye çıkmıyor peki karar? Erdoğan'ın imzasına bağlı. Erdoğan imzalarsa karar çıkacak, imzalamazsa karar çıkmayacak. Ne zaman çıkmış bu kanun? 2006. Hangi yıldayız? 2019. Daha vergi cennetlerinden gelen paralar var, vergi ödememek için. Yani bu devlete tezgah kurma demektir. Verginin adaletli olması lazım dedim. Biliyorsunuz yeniden değerleme oranı %22.58 olarak tespit edilmiş. Yani devletin enflasyonu %22.58. Vatandaşın enflasyonu da %11.84. Öyle diyor. Saray öyle diyor. Saray dediğine göre doğrudur tabii. Yani vatandaşı biraz daha ezeceksin. Çünkü vatandaş diyor ki ne kadar ezersen o kadar fazla oy vereceğim sana. Öyle anlıyor kibirli adam. Ama şartlar değişti. Ezildikçe gerçeği görüyor. Mutfağında yangın çıktıkça gerçeği görüyor. Kendisinin kandırıldığını görüyor. Hep beraber bunu göreceğiz. Şimdi bakın. Şehirler arası otobüsler hepimiz binmişizdir. Hayatımızın bir parçasından. Milyonlarca, yüz binlerce kişiyi taşırlar. Doğudan batıya, güneyden kuzeye. Şoförler ikişer kişi, bazen üçer kişi çalışırlar. Yolcuları güven içinde götürür, güven içinde getirirler. Bunlar gidip birilerine yalvarmazlar, yakarmazlar. Alın teriyle çalışırlar ve kazanırlar. Kazandıklarında vergisini götürürler, devlete öderler. Eğer vergiyle ilgili bir sorun varsa devlet denetim elemanlarını gönderir, onları ayrıca denetler. Hiç kimse de niye bizi denetliyorsun demez. Bakın şunun için söyledim. 8 Ocak 2018'de bu otobüs şoförlerinin aldıkları belgeler var. B1 belgesi, B2 belgesi, D1 belgesi, D2 belgesi diye belgeler var. Bu otobüsler bu belgeleri almak zorundalar çalışmak için. B1 belgesi için 60 bin liraydı 2019'da. 2019'da 60 bin liraydı. Şimdi 60 bin lirayı 250 bin liraya çıkardılar. 60 bin lirayı 250 bin liraya çıkardılar. B2 belgesi 25 bin liraydı 2019'da. Şimdi 180 bin liraya çıktı. 25 bin liradan 180 bin liraya çıktı. D1 belgesi 30 bin liraydı. 30 bin liradan 200 bin liraya çıkardılar. D2 belgesi 15 bin liraydı 2019'da. 2020'de 165 bin, bin liraya çıkarıldı. Değerli arkadaşlarım, neydi devletin enflasyonu? %22.58. Yapılan zamlar ne? %1000, %10.000. Buradan bütün otobüs şoförlerine seslenmek isterim. Siz de bu yapılan zamları alın vicdanınızın bir köşesine koyun. Adalet midir bu? Adalet midir bu? Hak mıdır, hukuk mudur bu? Yoksa soygun düzeni midir bu? Sen dolar bazında ihale verdiğin adama dolar bazında garanti veriyorsun.
Dolar her yükseldikçe onun parası artıyor ve o devlete vergi ödemiyor. Ama sen kalkacaksın 25 bin lira, 15 bin liraya aldığın belgeyi, D2 belgesini bir yıl sonra, bir gün sonra hatta 165 bin liraya alacaksın. Ya, insaf denen bir şey var. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Ben kamyon şoförleri için de aynı şeyi söylemiştim. Kamyon şoförlerinin sorunlarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Otobüs şoförlerinin de derdini dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi. Niye bu sorunları dile getiriyoruz? Anayasanın başında ne vardı? Mutluluk vardı, huzur vardı, refah vardı. Toplum buna ihtiyacı var. Ve biz bunu sağlamak zorundayız. Değerli arkadaşlar, adalet kavramı üzerinde durdum. Adaleti dağıtan mahkemelerdir. Hangi mahkemeler? Bağımsız mahkemeler. Bunu da Anayasa Mahkemesi bir anlamda güvence altına almış. Diyor ki, hakimler görevlerinde tarafsızdır. Güzel. Anayasa kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu da gayet güzel. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, organ, makam, mevki veya kişi, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Anayasa böyle diyor. Peki hayatın gerçeği ne? Papaz nasıl gitti Amerika'ya? Kim talimat verdi papazı çıkarın diye? Kim papazı çıkardı? Trump'ın neden önce? Bizim hakimden önce Trump'ın haberi var. Bizim hakimden önce. Yine bir gazeteci. Aylardır hapiste yatıyordu. Alman bir gazeteci. Aylardır hapiste yatıyordu. Bir gecede iddianame düzenlendi. Bir gecede. Ertesi gün mahkemeye çıktı. Hemen tahliye kararı verdiler. Dışarı çıktığı zaman başka bir mahkemenin tutuklama kararı kendisine tebliğ edildi. Oradan havaalanına gitti, uçağa bitti, bindi Almanya'ya gitti. Anayasada diyor ki, hiçbir makam, mevki, merci hakime emir ve talimat veremez, genelge gönderemez. Bunu kime anlatacaksın? Külahımı anlatacaksın. Bu memlekette adalet yok, adalet. Hukuk yok, hukuk. Eğer hakimler saraya gidiyor, saraydakinin önünde iki kat eğilerek duruyorlarsa orada adalet yoktur. Orada hukuk yoktur değerli arkadaşlar. Bunları şunun için anlatıyorum. Osman Kavala 805 gündür hapiste. 805 gündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest bırakın dedi. Hala hapiste. Ayın kararları uygulanmıyor. Neymiş? Efendim kararın tercümesi daha hakime ulaşmamış. E bekleseydiniz. 7 yıl daha bekleseydiniz kararı. Yüzlerce gazeteci hapiste şu anda. Değerli arkadaşlar. Bakın, Sözcü davası bunların en ilginç olanıdır. Sözcü gazetesinin davası. Oturdular, hapis cezası verdiler. Sayın Emin Çolaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün. FETÖ'cü diyen. Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün. FETÖ'cü diyen. Genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay. Buna biraz az vermişler. Sözcü.com.tr'ye genel yayın yönetmenine 3 yıl 4 ay. Sözcü.com.tr'ye haber koordinatörüne 2 yıl 1 ay. Buna da biraz insaflı davranmışlar. Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay. Muhasebecisi Yonca Yücekaleli'ye de 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişler. Değerli arkadaşlarım, hapis cezası verilirken tabii hiçbirimiz, toplumun hiçbir kesimi, aklı başında olan herkes gayet iyi biliyor ki FETÖ ile mücadelenin bayraktarlığını Sözcü gazetesi yapıyordu. Ve üstelik kendisi üzerindeki baskıların yoğunlaştığı her dönemde FETÖ'ye karşı mücadele, haber, yorum, makale, bunların hepsini yaptı Sözcü gazetesi. Şimdi Sözcü gazetesini FETÖ'cü diye yargılıyorlar ve cezalandırıyorlar. Değerli arkadaşlarım, mahkeme kararını açıkladı. Gerekçeli kararı.
Zaman gazetesinin kapatılmasından sonra örgüt tarafından algı faaliyetlerini yürütme görevi Sözcü gazetesi tarafından yapılmaya çalışılmıştır diyor. Bakın böyle bir şey savcılık tarafından sanıklara sorulmamış ilk ifadeler alınırken. Bilirkişi raporunda böyle bir şey yok. İddianamelerde yani savcının hazırladığı iddianamede böyle bir konu söz konusu değil. Mütalada böyle bir söz konusu değil. Gazetenin altı manşetini gerekçe göstererek gazeteyi yargılıyorlar ve mahkum ediyorlar. Buradan bizim medyamızın amiral gemisi olan Sözcü gazetesine ve yazarlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Hiçbir baskıya boyun eğmediğiniz için. Baskı gelecektir. Çalışan gazeteciler günü kutlandı ama hangi gazeteci? Yüzlerce gazeteci işsiz, yüzlerce gazeteci. Havuz medyası oluşturdular. Şimdi havuz medyası devleti nasıl hortumluyor onu da anlatayım size. Havuz medyası gazete okunmuyor ama sayıyı yüksek gösteriyorlar. 100 bin tirajımız var, 200 bin tirajımız var, 300 bin tirajımız var. Yok böyle bir şey. Ama ona göre basın ilan kurumundan para alıyorlar. 100 bin tirajlı olan öyle iddia ediyorlar. İki gazeteyi havuzcular kapatmak zorunda kaldılar. Şu soruyu sordum. Ya 100 bin tirajlı bir gazete niye kapanır? 100 bin tiraj az buz değil. Ama bu da denetlenmiyor. Çünkü havuz medyası oradan besleniyor. Gerçek rakamları kim? Sözcü gerçek rakamlar. Cumhuriyet gerçek rakamlar. Evrensel bir gün. Bunların tamamı gerçek rakamlar. Ama havuz medyası sahte rakamlarla basın ilan kurumunu hortumluyor. Bunu savcılar duyar mı? Duyar ama savcıların da vicdanı yoktur. Savcılar da bu konu üzerine gitmezler. Giderlerse onlar da bilirler ki Hakimler Savcılar Kurulu tarafından Anadolu'nun bir yerine sürgün edilirler. Kimse de sürgün edilmek istenmiyor. Değerli arkadaşlarım, vergileri topladılar. Sağlıklı işleyen bir çarkta toplanan vergiler ülke genelinde huzuru, refaha, güvenci refahı artırmak için kullanılır. Bununla ilgili de anayasamızın bir maddesi var. 166. madde diyor ki planlama, ekonomik ve sosyal konsey. Planlamayı şöyle diyor. Özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini sağlamak. Yurt genelinde dengeli ve hızlı gelişecek. 18 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. 18 yıl. Erdoğan gitti Diyarbakır'a. Bir mitingde bir kişi çıktı. Israrla biz buralara fabrika istiyoruz dedi. Erdoğan çıktı açık ve net şunu söyledi. Kardeşim biz buralara fabrika yapmayacağız dedi. Nokta. Ne oldu? Diyarbakırlılar koştular. Erdoğan'a oy verdiler. İyi ki fabrika yapmıyoruz. Yoksa hepimizin işi olacaktı. İşsiz kalmak daha iyi. Bunu ben ironi olsun diye söylüyorum ama hayatın bir başka gerçeği de maalesef bu. Hayatın bir başka gerçeği. Şimdi Doğu Güneydoğu'da sanayileşmede büyük bir gerileme var. Van %45, Bitlis %42, Muş %31 uzun uzun devam ediyor. En düşüğü Kilis o da %14. Bunların tamamında büyük bir kısmında da AK Parti'nin oyu CHP'nin oyundan çok daha fazla. Niçin? İstihdam yaratmıyor, fabrika kurmuyor. Onu açlığa mahkum ediyor. Bir parmak bal çalıyor ağzına. Diyor ki bak sen aç kal sürekli. Ben sana bir ekmek vereceğim ama seçimde sen gelip oyunu bana vereceksin. Vatandaş da düşünmesi lazım. Ya niye ben bir ekmek alıyorum? Yani elin oğlu balla besleniyor. Saraydakiler balla besleniyor. Niye bana? Bana iş ver. Çalışacağım, üreteceğim, alın teri dökeceğim. Ben de kazanacağım. Benim de çoluk çocuğum var. Demesi lazım. Dememiz lazım. Birlikte söylememiz lazım. Bunun olması lazım. Değerli arkadaşlarım, Van Organize Sanayi Bölgesi, daha doğrusu İş Adamları Derneği Başkanı Şemsettin Bozkurt bir açıklama yapıyor. Diyor ki, 25 yıllık bir sanayici olarak bu kadar derin hissedilen bir krizi yaşamadım diyor. Doğru. İlimizdeki OSB'de kurulu tesislerin son bir yılda %25'i kapandı. O da doğru. Peki bu paralar nereye gidiyor? Vatandaş vergi ödüyor. Dünyanın parasını alıyorlar. Nereye gidiyor bu paralar? Bir de bunu sormamız lazım. Bunun üzerinde de durmamız lazım.
Ben söyleyeyim, faize gidiyor. Fabrikaya değil, üretime değil, işçinin ücretine değil, asgari ücrete değil, faize gidiyor. Şemsettin Bozkurt kardeşime söyleyeyim. Oyu götürüyorsunuz, veriyorsunuz. İktidara veriyorsunuz. İktidardan yana tavır alıyorsunuz. Sadece sen değil, diğerleri de tavır alıyorlar. Senden vergiyi alıyorlar. Senin fabrikanı kapatıyorlar. Aldıkları vergiyi karşılığında da götürüyorlar. Tefeciye, Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyorlar. Şemsettin kardeşime söyleyeyim. Son 17 yılda yurt dışındaki, içeride değil, sadece yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödenen faiz 163 milyar 691 milyon dolar. 163 milyon dolar kısaca. 163 milyar dolarla affedersin. 163 milyar dolarla siz Türkiye'yi yeniden inşa edersiniz. Her tarafına fabrika kurabilirsiniz. İstihdam sorununu çözersiniz. Bölgenin en güçlü devleti, en saygın devleti olur. Avrupa Birliği'ne girip girmemeyi oturur, daha rahat tartışıyorsunuz. Bunların hiçbirisi yok değerli arkadaşlarım. Ve yine bu Şemsettin kardeşime söyleyeyim. Bir dakikada Türkiye Cumhuriyeti saray hükümetinin bir dakikada ödediği faiz 35.120 dolar. Bir dakikada 35.120 dolar ödüyor. Bir günde 50 milyon 573 bin 302 dolar ödüyor. Bir yılda 16 milyar 891 milyon 483 bin dolar faiz ödüyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti Londra'daki bir avuç tefeciye. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Elbette alın teri var. Elbette çalışıyoruz. Elbette üretmek zorundayız. Saman ithal eden bir ülke haline geldik. Şimdi yurt dışından çöp ithal ediyoruz. Allah aşkına niye çöp ithal ediyoruz? Elinoğlu çöpünü nereye göndereyim? Türkiye'ye göndereyim diyor. Sanayisi gelişmemiş. İnsanlara itiraz etmiyor. Ya neden yurt dışından çöp getiriyoruz biz? Neden yurt dışından plastik maddeler çöp olarak geliyor da biz bunları işlemeye çalışıyoruz? Katma değeri yüksek ürün neden üretmiyoruz? Neden Avrupa'nın çöpüne muhtaç hale geldik? Bizim insanlarımız var. Bizim de çöpümüz var. Orada insanlar çalışıyorlar. Üstelik binlerce insan çalışıyor. Kağıt topluyorlar, plastik topluyorlar ve bunlar işleniyor. Şimdi siz bunların iflasına yol açıyorsunuz yurt dışından getirdiğiniz çöpler dolayısıyla. Bakın nereden nereye. Sanayiciden başladık. Çöp ithalatına geldik. Türkiye'nin geldiği tablo budur değerli arkadaşlarım. Kısaca dış politikadan söz edeyim. Bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Hükümetin izlediği Suriye politikası bize hangi avantajları sağladı? Bundan bizim ne faydamız oldu? Bir Allah'ın kulu çıksın. İster hükümette, ister hükümet dışında. İster sanayici, ister iş adamı, ister üniversite hocası, kim olursa olsun. Bir Allah'ın kulu çıksın desin ki bu hükümetin izlediği dış politikanın bize şu faydası oldu. Suriye'nin bize şu faydası oldu. Ya milyonlarca insanın açlıktan nefesi kokuyor. 40 milyar doları Suriyeliler için harcadı. 40 milyar doları. Kahramanlık edebiyatı yapıyoruz. Kendi toprağımızı IŞİD'e teslim ettik, kaçtık ya. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık. Nedir bu dış politika? Nasıl bir Suriye politikası bu? Değerli arkadaşlarım, bunun üzerinde de durmamız lazım. Erdoğan geçen açıklama yapıyor. İdlib'den yeni kardeşlerimiz gelecek. Hepsini saraya al. Hepsini saraya al. Sarayda onları karnı doyur. Yeni bir göç dalgası gelecek. Putin'e yalvarıyorlar. Allah aşkına diyorlar. Yukarıdan vurma diyor, bu dalga gelecek. 1 milyon kişi arkadaşlar. 3 milyon 600 bin yetmedi. 40 milyar dolar da yetmedi. 1 milyon kişi daha gelecek. Sordum bir yetkiliye, beni ziyarete gelen bir yetkiliye sordum. 1 milyon kişiyi siz Suriye toprağında tutabilecek misiniz? Verdiği cevap şu. 1 milyon kişiyi kim tutabilir dedi. Kim tutabilir?
Doğu Akdeniz'i mavi vatan dediğimiz Akdeniz'de bizim hakkımız var. Mavi vatanımız var orada. Sadece kara değil, denizde de hakkımız var. Denizde de hukukumuz var. Mavi vatanı da korumak zorundasınız. Orada da hakkınızı, hukukunuzu evrensel anlamda, uluslararası hukuk anlamında korumak zorundasınız. Yolu nedir? O mavi vatanda söz sahibi olan bütün çevrelerle, devletlerle, ülkelerle, onların yöneticileriyle oturup sağlıklı, samimi bir diyalog kurmaktan geçer. Düşman ilan ederseniz, kavga ederseniz onlar da sizi düşman ilan eder. Doğu Akdeniz'de büyük haklarımızı yitirmek üzereyiz. Mısır'ı düşman ilan ettik. Ne oldu? Mısır gitti Yunanistan'la anlaştı. İsrail'le anlaştı. Diğer Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle hepsiyle anlaştılar. Orada doğalgaz ve petrolü biz arayacağız dediler. Arıyorlar mı? Arıyorlar. Amerika da gemisini gönderdi. Biz ne yaptık? Arayamazsınız, bizim de gemimiz var. E tamam, gemiyi gönderdim. Adam aramaya devam ediyor mu? Ediyor. Buldu mu? Buldu. Kaybeden kim? Kaybeden biziz. Bereketli bir yerle bir anlaşma yaptılar. O anlaşma bizim en azından Doğu Akdeniz'deki kara sularımızın belirlenmesi açısından son derece önemliydi. Biz de ona evet dedik. Hiçbir sorun yok. Evet derken şunu da söyledik. Geciktiniz bunu yapmakta. Ayrıca şunu da söyledik. Libya'da, Suriye'deki gibi bir politika izlemeyin. İki taraf var, iki tarafı barıştırmaya çalışın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Doğu politikasında, Akdeniz politikasında devletlerin kendi içinde çatışma varsa çatışan taraflardan birisinden yana tavır almamıştır. Daha yukarıda kalmıştır. Herkesi kucaklamıştır. Eğer bir sorun çıkarsa sorunu çözen ülke konumunda olmuştur Türkiye. Libya'da mı sorun çıkmıştır? İki taraf Türkiye'ye gelecek. Suriye'de mi sorun çıkmıştır? Türkiye'ye gelecekler. İran ve Irak arasında sorun gelecekler ve bizler daha yukarıdan diyeceğiz ki bu sorun böyle çözülür. Tarafları uzlaştıracağız. Mısır'ı düşman ilan ettik. Hafter'i de düşman ilan ettik. Söyledim. Bakana da söyledim. Hafter'le de konuşmanız lazım. Suriye'de Beşar Esad'la konuşmanız lazım. Defalarca söyledim. Şimdi söylediğim noktaya geldiler. Beşar Esad'la görüşüyorlar. Kim doğruyu söylüyormuş? Cumhuriyet Halk Partisi ve onun kadroları doğruyu söylüyor. Ayrıca şunu da çok açık ve net söyleyeyim. Diplomaside son 7-8 yıl içinde diplomaside en doğru tavrı ve söylemi geliştiren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Nereden aldık bunu? Yurtta barış, dünyada barıştan aldık. Hem ülkemizde hem dışarıda barıştı savunduk. Efendim, Hafter'le görüşmem. Onu diyor. Hafter televizyon programında. Kılıçdaroğlu bunları bilmiyor. Hafter'le asla görüşmem. Dedik ki, ya arkadaş, asker göndereceğine Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulun. Birleşmiş Milletler barış gücü göndersin oraya. Otursunlar Hafter'le. Ulusal hükümet bir araya gelir. Uzlaşsınlar bunlar. Efendim Kılıçdaroğlu bunu bilmez. Neden? Efendim Hafter bizim düşmanımız. O gayrimeşru. Biz meşru yerle ilişki kuruyoruz. E ne oldu? Trump geldi buraya. Oturdular Trump'la birlikte yan yana. Dediler ki Birleşmiş Milletler'in temsilcisi, ya Birleşmiş Milletler oraya güvenlik gücü, barış gücünü göndersin diye. Putin. Affeder. Evet Putin. E ne oldu peki? Bizim dediğimizi Putin söyledi. Hemen altına bastılar imzayı. Çıktılar televizyonların karşısına. Putin'in ne söylediyse altına bastılar imzayı. Şimdi soru şu. Dış politikayı ben mi bilmiyorum, sen mi bilmiyorsun? Ayrıca dış politika konusunda ben tek başıma karar almıyorum. Bizim dış politika danışma kurulumuz var. Eski büyükelçiler, emekli askerler, Dışişleri Bakanlığı yapmış politikacılar, yani eski genel başkanlarımız,
Biz onlarla otururuz belli aralıklarla. Türkiye'nin dış politikasının tartışırız ve bütün ayrıntılarına gireriz. Peki sarayda böyle bir şey var mı? Hayır, yok. Başka bir yerde var mı? Yok. Sarayda ne var? Sadat var. O neyin peşinde? O da Mehdi'nin peşinde. Allah akıl fikir versin. Şunu da söylemek lazım. Efendim diyor ki Hafter terörist. Onlar yasa dışı. Onlarla görüşmeyeceğiz. Kimle? Meşru hükümetle görüşeceğiz. Esad da meşru. Suriye'de tam tersini yapıyorsun. Orada Esad'la görüşmüyorsun. Teröristlerle görüşüyorsun. Teröristlere silah veriyorsun. Onlara destek sağlıyorsun. Kim kaybediyor? Türkiye kaybediyor. Dolayısıyla hepimiz bu gerçekleri bir şekliyle bilmek zorundayız. Hiç kimse unutmasın, ben de unutmayacağım. Tank palet olayı. Bu devletin namusudur. Tank palet olayı. Bu devletin vicdanıdır. Tank palet olayı. Her yaptıkları açıklamada biraz daha çamura batıyorlar. Her yaptıkları açıklamada. Tank paletle ilgili olarak kısa bir hikaye anlatayım. Daha doğrusu kısa bir süreç anlatayım size. 9 Kasım 2018. Oturdular BMC ile Savunma Sanayi Başkanlığı bir imzaladılar ve fabrikayı onlara teslim etmek üzere. Şöyle diyor İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanı, 9 Kasım 2018'de. İlk 6 ay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Hayırlı olsun. Ne zaman? 18 ay sonra. Ne zaman söylüyor? 9 Kasım 2018. Bunu söylüyor ama bir de tweet atıyor. Çok önemli bir olay. 18 ay sonra milli bir tankımız olacak ve bize teslim edilecek. Gayet güzel. Aradan geçiyor 14 ay. 9 Ocak 2020'de şu açıklamayı yapıyor. Şu an için firma elinde güç paketi, yani motor ve transmisyon olmadığından tank işi başlatılamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığı durumda biz tank üretimini başlatamayacağımızdan bu 18 aylık sürede başlayamıyor. 18 ay içinde anlaşma yaptın, sana tankı vereceklerdi. Efendim motor yok. Motor olmadığı için tankı alamıyoruz. Ne zaman alacaksın? Ne zamanki motoru bulurlar, 18 aylık süre ondan sonra başlayacak. Şimdi ben bütün vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Dünyanın hangi tarafında böyle bir ihale gördünüz? Dünyanın hangi tarafında? Ne demek ya? Zaten bedava verdin. Kime verdin? Katar ordusuna verdin. Kiraladık dedi Erdoğan. Bereket versin. Ethem Sancak dedi ki ne kirası kardeşim? Kira mira ödemiyoruz dedi. Düşünebiliyor musunuz? Kankası Erdoğan'ı yalanlıyor. O doğruyu söylemiyor diyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan birisi yalan söyleyecek. Doğruyu 5 kuruş ödemeden tank palet fabrikasını teslim alan BMC'nin sahibi söyleyecek. Akla bakın, mantığa bakın ve devlet yönetimine bakın. Devlet yönetimine bakın. Değerli arkadaşlarım, 250 tank bize teslim edeceklerdi. Hulusi Akar'ın ifadesi bu da. 21 Kasım 2019'da bütçe görüşmeleri sırasında 250 adet tankın seri üretim aşamasında fabrikanın işletme hakkının BMC'ye devri gündeme geldi. En hızlı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tankların kazandırılması lazım. 250 tank. Ya bir tank bile yok. Ortada motor da yok. Allah bilir palet de yok. Peki nedir? Vidası da yok Allah bilir. Çünkü o da hepsi tamamen Katar ordusunun elinde. Söyledim, bir daha söylüyorum. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya 5 kuruş para almadan veren insanlara vatan haini denir. Bir şey daha unutmayacağız. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri para topladılar. 309 milyon lira para topladılar.
Ne oldu bu paralar? En son verdikleri, yaptıkları açıklama havuza gönderdik hazinede. Havuz ne demek biliyor musunuz? Her taraftan toplanan paralar onda harcama yapılır. Yani vergiler de havuza gider. Diğer gelirler de havuza gider. Havuzdan memur maaşı ödenir. Sosyal güvenlik kurumunun açığı varsa açıklar kapatılır. Çiftçiye para ödenir, şuna ödenir, buna ödenir. Yani havuzdan para ödenir. Yetmezse tefecilere başvurulur. Londra'daki tefecilerden borç para alınır. Öyle. Yani şehit yakınları ve gaziler için toplanan para şu anda yok. Hiçbir yerde yok. Havuzda. Bunu biz soruyoruz. Hesabını sormaya da devam edeceğiz. Aynı şekilde 10 Aralık 2016 Beşiktaş'ta, bakın değerli arkadaşlar, 39'u polis, 46 kişi hayatını kaybetti terör saldırısından. 39'u polis. Bunların da hakkını bir savunuyoruz. Buradan da para toplandı. 52 milyon lira. Nereye gitti bu para? Nerede bu para? Bunu soracağız. Ta ki bu paralar hak sahiplerine ulaşıncaya kadar. Her seferinde, her toplantıda, her konuşmada bunları soracağız. Hepinize en içten selamlar, saygılar. Oturumu kapatıyor. Hepinize saygılar sunuyorum.